x çarpı 2025'te 1 dolara geçebilir mi diye soruyor. X harfiden bahsedeceğiz. Genel olarak tabii x harfi coin üzerinde durmaya çalışıp durumu değerlendirmeye gayret edeceğiz şeklinde ifade edebilirim. İzleyenler bu arada beğenip abone olsunlar lütfen. Seyreden herkesten böyle bir ricada tabii bulunmuş olalım her şeyden öte. Bir saniyenizi ayırınız ve dediğim gibi videoyu beğenip aynı zamanda kanala da abone olunuz lütfen. Bunların öneminin yüksek olduğunu hatırlatmış olalım bir kere daha. Durum böyle. Şimdiden teşekkür ediyorum videoyu beğenen ve kanala da tabii ki abone olan herkese. İstiyorsanız Facebook sayfamızdan tabii ki takipte edebilirsiniz. Facebook videolarında hem reklam çıkmıyor hem de ana ana paylaşımlarda bulunabilme imkanımız da söz konusu olur. Durum böyle. Facebook sayfasının açıklamalar bölümünün videoda en alt kısmında bulunuyor. O linke tıklarsanız zaten doğrudan sayfaya yönlendirilmiş olacaksınız. Mevzu bu şekilde. XRP 2025'te 1 doları geçebilir mi şeklinde önceki videolarda da işte bunun daha doğrusu anca başlığı okuduk diye ifade etmek gerekiyor. Şimdi 2025'e kadar gitmeye gerek yok. Zaten hani bu sene içerisinde de 1 dolar gibi fiyatların dediğim gibi aşılması bekleniyor. Genelde 2025 yılı için bu arada çok kısa söyleyeyim. Şu an daha Fed faiz kararını da açıklamadı. Siz izlerken şimdi açıklanacak olabilir. Muhtemelen öyle olur yani. Yarım saat sonrasında da aynı şekilde Powell konuşacak. Dikkat, önemli bir konudur yani. Zaten bir video paylaşacağız hani konuyla alakalı ama dediğim gibi çok da önemli bir konudur gerçekten. Fed'in faiz kararı tabii ne olacağı belli. Powell'ın açıklamaları da çok 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 önemli. Gidişatı söyleyebilmek, gidişatı değerlendirebilmek, ifade edebilmek bakımından diye altını çizmemiz mümkündür burada. Özellikle 2024'ün kalan kısmında tabii 2025 içinde ama özellikle 2024'ün kalan kısmı için çok önemli. Çünkü 2025'teki süreç zaten belli. Hani burada 2024'te belli başlı soru işaretleri var. Örnek veriyorum ya ne kadar faiz düşecek mesela? Bir parti mi, iki parti mi? Bunlar önemli. Şu an için tabii bir partiden bahsedebiliyor olsak da muhtemelen benim görüşüm, benim şahsi görüşüm ben iki parti bekliyorum. Yani toplam 50 bas puanlık bir faiz indirimi olacağını bu yıl yine de bekliyorum. Hatta o isimde yani Donald Trump'ın bu noktada bir seçimin ardından ekstradan bir faiz indirimiyle birlikte siyasi bir kararla birlikte etki edebilecek bir durum oluşturabilir diye düşünüyorum. Onu da ifade etmiş olalım. Yani önemli konular arasında yer alıyor tabii ki. Buradaki durumlar, buradaki hususlar diye altını çizmemiz lazım. Durum bu şekilde. 2025 diyorduk yani 2025'te genelde 10 dolar, 12 dolar fiyatları, 16 dolar var. Yani bu skalada çok geziyor. 10 dolar, 16 dolar fiyat aralığı ve ortalama seviyeleri diye söyleyelim. 2025 için genelde fiyat beklentileri bu skalada geziyor. Öyle ifade etmek lazım. Bu seviyelerde, bu ortalamalarda gezdiğini ifade edebiliriz. Bu yılda farklı görüşler çok fazla var. Bir kere onu söyleyeyim. Ama özellikle kısa süre içerisindeki fiyatlamaları kapsamında az zaman içinde işte yine minimum 1,5 dolar civarı gibi fiyat tahminleri bulunuyor. Son videoda da söylediğim şekilde Sejle Ripple davası yakında bitiyor. Zaten davanın etkileri peyderpey üzerinden kalktığı ve kalkacağının anlaşıldığı için bu kadar fiyatlarda yukarı hareketler oluyor veya olması bekleniyor. Yani bunları da bu şekilde
bir kere daha söylemiş ve durumu böylece değil mi ifade etmiş olalım da bakalım hani ne çıkacağını hepimiz bekleyip günün sonunda göreceğiz. Ama yakın zaman içerisinde zaten şey bitiyor. Artık faiz meseleleri ya faiz indirimleri başlıyor ve yüksek faizlerde gitgide azalacağından mütevellit iyi işler çıkacaktır. Bu noktada yatırımcının, kişinin, kişilerin tabii ki de müşteri olması gerekiyor. Tekrar söylüyorum, bakalım neler olacak. Tabii davanın etkileri yakın zamanda bitecek olmasıyla birlikte çok kısa süre içerisinde fiyatlarda sert artışlar olacaktır muhtemelen. Bu en önemli konulardan bir tanesi aslında. İkincisi devam eden süreçte tabii ki davanın bitmesi eşittir. ABD tarafında en büyük tarafların yine XRP coin'e olan ilgisinin artması, Ripple'a yeniden girişlerin gerçekleştirmesi ve Ripple'la devlerin işbirliği içerisinde, ABD'deki büyüklerin yeniden işbirliği içerisinde olması gibi çok önemli hususlar, çok önemli meseleler aslında mevcuttur. Bunlardan kaynaklı olarak da aynı şekilde fiyatlarında ciddi yukarı hareketler, değil mi? Olma ihtimali çok fazladır diye altını çizmemiz lazım. Ve aslında genel durum böyle. XRP'de de aynı şekilde Ripple'da da şu an faiz indirimlerinden ekstra etkileneceğini önceki videoda ifade etmiştik. Halihazırdaki durumda da yine davanın bitişi olayının yaklaşıyor olmasının aynı şekilde ekstradan etkileyecek bir unsur olduğunu da ve ciddi yukarı fiyatlamalar getireceğini de hatırlarsanız ifade ettik. Dolayısıyla dediğim gibi XRP'nin şu an bazı farklı durumları, ekstrem pozitif durumları var olmayı sürdürmektedir diye altını çizebiliriz. Burada ne diyor? Ripple'ın sejdasındaki durum ve piyasa 2025. Dediğim gibi 2025 için öyle bir hani 1 dolar demek çok böyle muhafazakar bir tahmin kalır. Aslında bu yıl bile bu yıl için bile hani 1 dolar 2024 max 1 dolar deseniz aslında bu bile muhafazakar bir tahmin olarak kalacaktır. Çünkü zaten ciddi bir çoğunluk bunun üstüne fiyatlayabileceğinin farkındadır diye düşünüyorum. Bakalım yani yine de tabii ki bizler de bekleyip göreceğiz diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.